Sana saygı duyuyorum. Rolünü çok güzel oynadın. Ayrıca aşkından da vazgeçmedin. Ben olsam çoktan gitmiştim. Yani adam ailesini, çocuklarını, karısını çok seviyor, koruyor. Ben çoktan gitmiştim ama sen inatla gitmedin. Aşkın için direndin. Sonuna kadar kaldın. Bravo. Bravo. Meltem abla, ben gerçekten anlamıyorum ya. Ben gitmek istiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Haluk'u sana bırakıyorum Tutku. Senin de bu sonuna kadar direndiğin aşkının önünden çekiliyorum. Hadi. Söyle. Ben Tutku'yum. Haluk'u çok seviyorum de. Harika, süpersiniz. Peki ben bir şey daha soracaktım size. Şu... Hadi gitmemiz lazım, herkes bizi bekliyor. Dır dır konuşuyorsun. Pardon, çok özür dilerim. Haluk, burada önemli bir konuşma yapıyorum ama bir huzur ver, bir dakika. Yolda konuş. Haluk bir dur. Pardon, çok özür dilerim. Bir dakika. Sen şu çantamı tut. Tut. Of. Yani bütün konuşmaların zaten önemli. Personel müdürü. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Geldim işte. Hadi çıkın. Hadi. Saat kaç? Tamam Haluk, haklısın. Özür dilerim ama çok önemli bir görüşmeydi. Yapmak zorundaydım. Hadi gel çıkın. Ne diyeceğiz millete? Kusura bakmayın, Meltem'in çok önemli bir telefonu vardı. O yüzden nikahınızı kaçırdık mı diyeceğiz? Haluk, boş boşuna konuşuyorsun. Yürüsene. Hadi gidelim. Yok, bu saatten sonra gitmenin faydası yok. Çünkü kaçırdık zaten. Merak ettim. Kiminle görüşüyordun? Bir dakika. Senin işine geldi değil mi bu gecikme meselesi? Zaten gitmek istemiyordun. Ne alaka? Ne demek ne alaka? Sabahtan beri şu kafamdaki bereyle gitmek istemiyorum deyip duruyordun. Ya gidelim ya kalalım. Hadi konuş Can'la, yürü. Bir kere söz verdik gideceğiz ya. O yüzden gidiyorum ben. E tamam o zaman, yürü. Hayır, ben merak ettim. Kiminle konuşuyordun? Haluk, gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Kiminle konuşuyordun? Allah Allah ya. Efendim? Ne? Gerçekten mi? Ha? İnanamıyorum. Bu yüzden mi gidemedik nikaha? Şaka yapıyor olmalısın. Gülme Haluk, sinirleniyorum. Bayan personel müdürüne bak hele. Önemli bir tasarımcı İstanbul'a geliyormuş. Meltem Hanım da onun yolunu gözlüyormuş. Ana! Ya kadın ne kadar zamandır gelsin diye bekliyorum. Ya, önemli bir konu. Hem bir kere o defilelerde giyilen şeyler böyle normal zamanda giyilmez ki. Ben geçenlerde gazetede gördüm. Hepsi almış elinde bir kelle, böyle podyumda yürüyorlardı. Can, o işin şovu. Ama senin anlamını beklemiyorum zaten. Kim? Ana, nikah bitmiş. Aa. Ne? Hadi yürü gel, gidelim. Kadriye Hanım evlenmekten vazgeçmiş. Ne? Niye? Hüseyin yazdı. Vazgeçmiş vallahi. Tabii sen dırdır konuşmasaydın şimdi nikaha gitmiş olurduk da öğrenirdik. Yok artık, 25 sene konuşursun bunu ha. E konuşurum tabii. Yani bir türlü gidemedik. Çıkamadık evden. Senin şu önemli konuşman yüzünden. Moda ikonu, personel müdürü. Ben moda ikonu değilim Haluk. Şu kafandaki berenin sana hiç yakışmadığını söyleyebilecek kadar otoriteyim. Çıkar şunu kafandan ya. Çıkarmayacağım. Israr etme. Ben işe gidiyorum. İyi git. Benim de işlerim var. Onları hallederim o zaman. Ay yok, şaşırmadım. Ya zaten tahmin ettiğim gibi bekliyordum. Ama bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Aha, anladım. Süper. Merak etme, hazırlıklıyım ben. Hiçbir şey olmayacak. İyi oldu ya, bana da bir nefes almış oldum ben de. Arda Bey kendi işleriyle mi meşgul ediyor seni? Sorma.
Umarım geçici bir süreçtir bu. Ya öyledir öyledir canım, merak etme. Neyse, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım, ben de birazcık dolaştım, alışveriş yaptım. Sonra sizinkilere hediye aldım. Evet. Ah, ne kadar düşüncelisin. Ya aslında ilk yemeğe giderken götürmem gerekiyordu ama aceleye geldi. Yok canım, ne olacak ya? Ya sen verir misin rica etsem? Olmaz öyle şey canım, sen gel kendinle. Ya yok, şimdi ben kimseyi mahcup etmek istemiyorum. Yani şimdi ben hediye aldım diye annen de kendisi bana hediye almak zorunda hissedecek falan. Böyle sen al kendin vermiş gibi ver, olur mu? Ben bir annen kibar kadın biliyorsun. Yani evet, doğru, öyledir. Ya şimdi Emre'cim, ben kimseyi uğraştırmak istemiyorum. Yani onlar alsın, mutlu olsun, bana yeter. İyi peki, tamam. Ben vereyim o zaman. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim Meltem abla da, size kötü bir şey mi oldu? Çok merak ettim. Yok yani, en azından daha olmadı ama her an olabilir. Gel. Allah Allah, çok merak ettim şimdi. Tamam, otur otur, anlatacağım. Ne oldu? İrem. Hı. Ben Tutku'nun çok yakınlarımızda olabileceğini düşünüyorum. Ne? Ne diyorsun Meltem abla? Bugün de bir tane kargo geldi. Üzerinde kocaman en sevdiğime yazıyor ama isimsiz. Gerçekten mi? Hadi açalım. Nerede? Yok. Açamayız. Olmaz. Ya, ya başkasınınsa, ya yanlış geldiyse sonra çok ayıp olur. Ben açayım. Sen açma. Olmaz canım. Olur mu hiç öyle şey? Ay. Birkaç gün bekleyelim. İyi, peki. Peki başka şüphelendiğiniz şeyler oldu mu Tutku'nun burada olduğuna dair? Oldu. Ne oldu? Ya. Ne diyorsun Meltem abla? Saçını, gözünü, her şeyini değiştirmiş mi? Evet, değiştirmiş. Yani Tutku resmen böyle gözünü, saçını, rengini, modelini, ondan sonra tavırlarını, sesini. Hadi canım. Evet, değiştirmiş olarak geldi tabii ismini de. Nasıl tanıştırdı kendini? Alev Aydoğan olarak. Ama ben bu arada hemen bir dedektiflik bürosuyla anlaştım. Bir araştırıyorlar bakalım Alev Aydoğan kim. Ya çok ilginç bir bilgiye ulaşmışlar. Ne? Bu şahsın 2016'dan önceye ait en ufak bir kaydı yok. Allah Allah, çok ilginç. Evet. Yani gelen bütün bilgiler son 2 seneye ait. O yüzden benim de kafam karıştı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O yüzden senden yardım istemek istedim. İyi yaptın Meltem abla ya. Ben bu kızdan kolay kolay kurtulamayacağımızı söylemiştim ama kimse inanmadı bana. Haklısın. Vallahi çok haklıymışsın yani. Of. Ya şöyle de bir durum var tabii. Tutku'nun Alev olmasından şüphelenen bir tek benim. Yani başka hiç kimse yok. Belki de yani öyle değil, ben öyle zannediyorum, günahını alıyorum. Sen hiç merak etme Meltem abla. Eğer Alev Tutku'ysa ben onu ortaya çıkarırım. Sen o işi bana bırak. Nasıl olacak o iş? Bak şimdi şöyle yapacağız. O zaman ben şimdi arayıp çağırayım mı? Çağır çağır Meltem abla, gelsin bakalım. Alev Hanım Tutku muymuş değil miymiş öğrenelim. Tamam, o zaman sen de şimdi kediyi al gel. Bizim bahçede bir tane kedi var, ben hep besliyorum. Tamam. Oradan bir yakala, bir tanesi çok uysal hemen gelir yanına zaten. Tamam, ben onu hemen alayım. Tamam, ben de arıyorum. Ay inşallah gelir. Gelir gelir inşallah. Eğer yalnız Alev Tutku'ysa kediden çok korkar, hemen anlarız. Ay hadi bakalım, tamam. Gidiyorum ben. Tamam. Aa Meltem'cim, bu kadar peşime düşme ama. Bak yorulmandan korkuyorum. Efendim. Ay. Efendim. Alo. Alev'cim merhaba. Ben Meltem, Emre'nin annesi. Nasılsın canım? İyiyim Meltem abla, siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Alev'cim, ben senden bir şey rica edeceğim. Emre'ye bir sürpriz parti organize etmek istiyorum da hani şimdi hem yeni evi hem yeni işi böyle bir kutlayalım, ona da moral olsun istedim. Senden yardım istesem diyorum, hani bu ara çok sık görüşüyorsunuz. Tabii Meltem abla, çok iyi düşünmüşsün. Tamam süper o zaman. Rica etsem bize gelebilir misin? Detayları konuşalım, müsait miydin bilmiyorum ama. Tamam tamam, ben hemen geliyorum Meltem abla.
Aa tamam, ama Emre'nin haberi olmasın ha. Sürpriz yani, tamam? Bekliyorum. Tamam Meltem abla, görüşürüz. Sağ ol. Of Meltem, inşallah bilmediğim yerlerden sorarsın da birazcık eğleniriz. Sonra çok sıkıcı geçiyor benim için.